İyi akşamlar arkadaşlar, selamlar. Cennet ben, kanalıma hoş geldiniz. Şu an içimden size Katina destesiyle özellikle sistemdeki erillerimize bir ayrı bakmak istedim. Şimdi beni dinleyen erillerim diyecekti ki Cennet Hanım bize bakmayacak mısınız? Tabii ki dişilerime de bakacağım. Ama öncelikle erillerin süreci gerçekten sevgili dişilerim sizinkinden şu an çok daha zor olduğu için erillere bakacağım. Ama bu eriller beni dinleyen erillerim değil, dişilerim için bakıyorum. Onların beklediği, hayatında kavuşmayı beklediği erilleri ne yaşıyor ona bakıyorum arkadaşlar. Onun için bu ayrıma dikkat edelim şu an. Dolayısıyla dişili karıştırmadan mümkün olduğunca, yani bekleyen dişillerimi şu an bu videoya karıştırmadan sadece erilleri anlatacağım. Bundan sonraki videoyu da dişillerim için yapacağım. Böyle bir enerjiniz karışmadan bir tam olarak olay ortaya çıksın istedim, ne yaşıyor. Dolayısıyla ben kağıtları kardım arkadaşlar. Her videodan da söylüyorum zaten, hani gerçekten zor süreçler ve çok yoğun enerjiler altındayız. Hepimiz çok zor süreçlerde geçiyoruz ve enerjiler çok çatışık. Bunlar ne demek istiyorum? Hemen elimdeyken kardım öyle. Ben bir 16 dakika videoyu çekerken bir baktım ki boşa konuşuyormuşum. Videom gitti arkadaşlar. Kesilmiş orada. Malum enerjiler, evet, yoğun müdahalelerle oluyor. Epey de bir öksürmüşüm, iyi de oldu. Konuşturtmadılar beni çünkü. O yüzden şimdi baştan özetliyorum size. Çünkü şu an erile baktığım için süreci de bu olduğunu Allah'ın izniyle bildiğim için verilen kartlar da o kadar yaşadığı duruma uyuyor ki, o yüzden kaldırıp tekrar yeniden çekmedim arkadaşlar. Şimdi beni dişillerim dinlese, sizin beklediğiniz, o sevdiğiniz, aklınızda, kalbinizdeki eriliniz için bakıyorum. Bir sonraki videoda beni dinleyecek olan erillerim için bakacağım. Onların beklediği, kavuşmak istediği dişilleri ne yaşıyor, ona ikinci videoda bakacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bu böyle hızlı bir quick reading şeklinde sadece erillerin durumunu ortaya çıkarmak istedim. Nitekim bu durmuş olan videomda 16 dakikada şu özet vardı arkadaşlar. Hemen baştan alıyorum. Batakların ruhu geldi, fareler geldi, İsfahan geldi, Atendeva geldi, kapı kartı, munzur ve kız çocuğu geldi. Şimdi beni dinleyen dişillerim, sizin sevdiğiniz kişinin hayatında ne oluyor diye bana sorarsanız şu oluyor. Farelerle bize diyor ki sevdiğiniz kişi, ben öncelikle özür dileyerek anın enerjisi için çektiğim bataklığın ruhu arkadaşlar geldi. Bataklığın ruhu da diyor ki hatalardan ders almadıkça, hatalarından ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. Şimdi burada çok önemli bir ifade var dişillerim. Keşke sizin aklınızdaki eriliniz dinliyor olsaydı, beni kavuşmak istediğiniz eriliniz için. Şu an o bunu yaşıyor. Aslında sizin erilinize sistem diyor ki bak sen zaten hala aynı hataları yapıyorsun. Aynı hatalarla debelenip duruyorsun. Sen bu hatalarından da bir türlü ders alamıyorsun. Almadığın için de çırpındıkça düzeltirim dedikçe, çırpındıkça düzeltirim dedikçe aslında batak seni daha da içine çekiyor. Fakat sen bunun farkında değilsin, anlamıyorsun diyor. Ve artık bunu lütfen görün ve anlayın sevgili erillerimiz, kolektifteki erillerimiz. Bakın dişillerim sizi bekliyor, kavuşmak istiyor. Rica ediyoruz sizden artık, bakın bu aynı hataları yapmayın. Peki siz aynı hatalarla neyi yapıyormuş bu erilleriniz? Sevgili dişillerimiz, ona baktığımızda Atendeva karakteri geldi. Katina destesindeki 10 çeşit kadın karakterinden bir tanesini temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi Atendeva kimdir, nedir, ne ister burada? Neden erilinizin hayatında? Şimdi Atendeva karakteri bize der ki, kitap anlamışıdır arkadaşlar. Sen ne anlatırsan anlat, o hiçbir şey anlamaz. Ve dolayısıyla o sadece ve sadece kendini düşünür. Dünyada varsa yoksa bir benim, benim konforum, benim seksüelitem, benim cinsel hayatım, benim maddi hayatım, benim manevi hayatım, ben kendimi çok seven biriyim. İlle de ben, ille de ben ve ben ne istersem onu koparır alırım. Onu ben koparıp alırım. Dolayısıyla burada Atendeva bencil
Ve dolayısıyla bu bencilliği o kadar had safhadadır ki arkadaşlar, kendinden başka hiç kimseyi düşünmez. Ve genelde de böyle seksapalitesini konuşturan ve zaten Katina destesinin de en seksapel ve dişil enerjisi olarak ifade edilir. Ve dişil enerjisi, seksapalitesi en yüksek kadın karakteridir arkadaşlar. Bencil, kendini seven, bu dünyada sadece önemli olan bir benim, para ve lüks diye ölüp dirilen bir dişildir. Böyle söyleyeyim size. Yani bakın zaten duruşunda ne vardır? Hani duruşuna bakın. Hani bu duruştadır zaten. Yani aslında der ki hani onun öyle biri olduğu da aslında yüzüne de yansır, yüzünde de vardır. Hani bunu sen mi anlamak istemiyorsun acaba Eril? Sen mi göremiyorsun? Erilinizin hayatında böyle bir dişi karakter var sevgili beni dinleyen dişillerim. Peki nasıl tekrar aynı hatalar yapabilir diyor. Bakın fareler tırtıklıyor. Çok özür dilerim, fareler şöyle ters gelmişti. Şimdi fareler zaten kendi başına nedir biliyor musunuz? Hani çalmaktır, çıkmaktır, tırtıklamaktır. İşte bu artık erilinizin hayatında ondan her ne çalınıyor, çırpılıyorsa, tırtıklanıyorsa mal varlıkları, parasal varlıkları olabilir. Onun belki vermek istemediği bir aşk ondan isteniyordur. Zorla o aşkı ben alacağım der. Çünkü burada bir Atendeva var. Atendeva'yı unutmayalım yani. Seks, yatak, hani cinsellik diyen bir kadın karakteri. Yani hani bunu ister ama hani bunu ister ama önce para ister, servet, mal, mülk. Benim rahatım, konforum, her şeyim yerinde olsun. Ben ne istiyorsam olmalı çünkü ben istiyorum. Çünkü benim adım Atendeva'dır. Ben ne istiyorsam o olmalıdır ve ben ne istiyorsam onu almalıyım. Benim hiçbir şeyim eksik olmamalı. Her şeyim dört dörtlük olmalı diyen bir dişil enerjidir. Burada dişil enerji olarak geldi ama hani eril enerji diyemeyeceğim. Eril enerjinin hayatındaki dişil enerji, onu öyle yorumlayamadım nedense. Dolayısıyla fareler der ki destedeki başka bir kişi kartının yanına düşerse eğer, o zaman asla bu kişiyle iş yapmamalısın. İşte bataklığın ruhunu onun için yaşıyorsun. Fareleri onun için yaşıyorsun. Dolayısıyla sen bu kişinin aslında daha önce İsfan ne diyor burada? Daha önce yaptığın hatalarından ders al, uyarı kartıdır. Diyor ki tekrar onunla aynı hatalara düşme. Aynı hataları yapma der arkadaşlar. O yüzden diyor ki burada, hele fareler de ters geldi bu arada. O böyle yanlışlıkla elim çarpmış, düzelmiş. İlk geldiğinde 16 dakikalık silinen videomda da bu zaten ters geldi arkadaşlar. Şimdi düzü zaten kötü. Hani tersi double kötü. Çarpı çift yani 2 çarpı 2 kötü. Hani o denli. Artık yani ölümüne ben ne istiyorsam senden alacağım diyen bir Atendeva var. Bataklığın ruhu geldi eril enerjinizle. Dolayısıyla İsvan da diyor ki bataklığın ruhunun cümlesi çok önemli şuradaki. Çok çok önemli. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. Ne demek biliyor musunuz? Yeter artık, bırak çırpınmayı, bırak, bırak orada savaşmayı, bırak düzelteceğim diye uğraşmayı, bırak sabredeceğim diye uğraşmayı, bırak. Çünkü sen onu düzeltemezsin. O ne olursa olsun kesinlikle kendisi onu almak için sen ne anlatırsan anlat dinlemeyecektir. O yine bildiğini okuyacaktır. Sen boş yere gevezelik etme der, kendine bak sen. Sen onu neyine, ne için ikna etmeye çalışacaksın der. Ve kapı der ki bize, kapı nedir? Katina destesinde yüksek mevkiyi, bir itibarı simgeler. Dolayısıyla şayet bu destedeki kişi kartlarından birinin yanına düşerse de, ki burada Munzur kartının yanına düştü. Munzur kartı da şu an sizin erili temsil ediyor sevgili beni dinleyen dişilere. Ve diyor ki o senin ona yeni kapı açmanı istiyor. Aslında sana güzel de bir kapı da gösteriyor olabilir ama diyor ki Atendeva için ne diyordu? Katina destesinin sözlük anlamı neydi Atendeva için? Bu kişi yalancı, çok büyük yalancı ve bununla iş yapma. İsfahan'ın arkasından geldi. İsfahan şu an sizin erili uyarıyor ve diyor ki onunla iş yapma. O fare, o hırsız, o yalancı, o düzenbaz, o seni soyacak, çatmak, çıkmak için o bunu yapacak. Çünkü amacı bu ve bunun
yapmadan, yani yapmaması için hiçbir şey onu durduramaz demek istiyor. Ve diyor ki sen boşu boşuna ona dil döküp anlatıyorsun, anlatma bunu. Evet, sen sevdiğin, belki hayatındaki bir partneri, sevgilisi, eski eşi, belki hayatında hala erilerinizin nikahlı ayrı olabilirler ama resmi nikah devam ediyor olabilir. Burada bir kız çocuğu çıktı, onu da unutmayalım. Dolayısıyla bir üçlü ilişkiyi temsil ediyor burada. Veya geleceğim ikinci bir senaryosuna da, ama şu an ilk senaryoyu yorumlayayım arkadaşlar. Atendeva diyor ki ben seni durduracağım. Sen bu kapıyı aşık olduğun, sevdiğin kişiye gidip açmayacaksın. O kapıyı ben istiyorum, bana açacaksın. Çünkü Atendeva'dan sonraki çektiğim karttır. Yani bunu buraya alırsak şöyle oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kapı bana açılmasını istiyorum. Ben istiyorum. Bitti. Hani olacak yani. Ben bunu böyle istiyorum. Hani o ne isterse oğlu. Sevdiğin, şimdi muzur bir de öyle bir şeydir ki, der ki her ne kadar şu anda sevdiğin kişi değişiyor gibi sana görünse de boşu boşuna hiçbir şey değişmiyor ve her şeyi değişeceğine inandırılıyorsun ya da sen inanmak istediğin için öyle görüyorsun. Ama aslında bu bir illüzyondur yani arkadaşlar. Ve der ki uğraş uğraş acı çekiyorsun. Uğraş uğraş acı çekiyorsun. İsfahan da diyor ki zaten daha önce de yaptın. Sen bunu biliyorsun, tecrübe etmiştin. Şimdi bunu yapma. Çünkü yine aynı hataya düşeceksin ve bu hataya düşmeden bir şansın var diyor. Kapı aslında çok güzeldir ve yeni açılacak bir kapıyı da temsil eder arkadaşlar. Atendeva her ne kadar kendine açılmasını da istese, Atendeva kendine açılmasını istiyor olsa bile sizin sevdiğiniz, sizden giden eriliniz, o kapıyı size değil onu açmasını istiyor. Ve ben diyor gerekirse, beni istemese de ben onu yine de istiyorum ve alacağım, bırakmayacağım, sevdiğine gitmesine istemiyorum diyor. Buna da izin vermem. Bunun için de ne gerekiyorsa onu yaparım diyor. Çünkü gerekirse, beni istemese bile ben istiyorum. Bakın bencilliği görebiliyor musunuz? Yani demek istiyor ki hani ben beni istemiyor olsa bile diye, sevgili beni dinleyen dişilerim, sizin eriliniz Atendeva'yı hayatında istemiyor. Şimdi hayatında istemiyor ama belli ki bir nikah bağı olabilir, olmayabilir. Arada çocuk velayeti olabilir, çocuklar söz konusu olabilir. Bir tek kız çocuğu olabilir, bir kız bir erkek olabilir. Gelen an enerjisiyle söyleyebileceğim. Dolayısıyla ister boşanmış olsun, ister hayatındaki devam eden şu anki partneri olsun, sevgilisi olsun, eşi olsun, kim ise hayatındaki önünü tıkayan, onu tırtıklayan, siz zaten kendi hikayenize göre daha net oturtursunuz bunu arkadaşlar. Kolektifte tek tek tabi bireysel bakım olmayınca herkese birebir uyumlanamayabilir. Onun için uyumlanan arkadaşlarım kendilerine sadece uyumlanan kısmı alıp diğerini evrene iade etsinler. Devam ediyorum. Aynı zamanda İsfahan'ın ruhu sizin erile diyor ki sen buradan, bundan kaçar ise sana, sen kendin yeni bir kapı açabilirsin. Kaç buradan, ona o kapıyı açma. Sen bu kapıdan onun kendisine açmanı istediği kapıyı açma. Tam tersi, sen onunla olduğun o noktada isen orayı derhal terk et der. Yani yangından mal kaçır gibi kaç diyor yani oradan ki sen işte bir kez daha tırtıklanmayasın. Hem de fareler ters geldi. Ne demek arkadaşlar? Yani düzü zaten o kadar kötüdür ki, yani tersi daha da çok kötüdür. Çarpı ikidir yani. Hani alınacak mal, mülk, para, emekleri, serveti ne ise. Belki de bırakın hani para, mal, mülkü de bir kenara bırakın. Belki eriliniz bu kişiyi hiç istemiyor. Bir aşk, sevgi duygusu yok. Burada bir aşk kartı gördüğünüz gibi görmedik. Yani bataklık, fareler vesaire ve Atendeva'yı görüyoruz sonuç itibarıyla. Ve burada bataklığın ruhu diyor ki sen hani onun için boşu boşuna onu anlatmaya, dil dökmeye boşu boşuna zaman ve emek harcıyorsun. O zaten anlamayacak. Ne kadar anlatırsan anlat, o anlamayacak. Dolayısıyla sen de bu gevezelik etmeyi bırak artık. Daha önce de bunu bu enerjiyle tecrübede ettin ve dolayısıyla da bu kapıyı açmak yerine sen git kendine yeni kapı aç. Bu kız çocuğu aynı zamanda elinize bir kız çocuğu olabilir, sizin bir kız çocuğunuz olabilir. İkinci bir başka senaryoda
Sizin masum sevginize bir an evvel, sizin aşkınızı ve sevginizi burada daha önce de yaşamış, şu anda arifesinde olduğu ama henüz paçasını kaptırmadığı an itibarıyla, kaptırmadan bir ihtimalle kurtulup sıyrılabilecek olan bir Atendeva krizinden tekrar kurtulabilir arkadaşlar. Böyle bir ihtimal, bir şans kapısı var burada. Bize onu söylüyor. Ve Muzur da uyarıyor. Muzur diyor ki evet, bu kapıyı sen kendi kendine yeni bir kapı açabilirsin. Sen seni seven o masum, seni bekleyen, seni seven dişiline, ki onu anladığını gösteriyor aklınızdaki eri, diyor ki sen Atendeva'ya boşu boşuna bir şey değişecek diye ya da sana öyle seni inandırıyor diye buna inanma. Ve her ne kadar da şu anda sevdiğin kişi değişiyormuş gibi görünse de, hani bunu sen sevdiğini de sanıyor isen ki o zaten sevmiyor. Hani olay para, tırtıklıyor yani. Bütün amacım mal, mülk, servet paradır arkadaşlar. Yani konfordur. Kendine istiyorsa ona sahip olmak isteyeceği için burada bir aşk kartı da çıkmadı ayrıca. Ve der ki sen onu seviyor isen, sevdiğin kişi olarak görüyor isen, hani enerji olarak, o da sana değişiyormuş gibi gözüküyor olsa da bile o değişmez. Değişmez arkadaşlar. Değişmez. Değişmez. Eriniz umarız ki bunu anlar. Peki. Şimdi biz o zaman şuraya ben Atendeva ne istiyor? Neden fareler? Hem de çift olarak ters geldi. Bir kart almak istedim arkadaşlar. Baskı. Şimdi baskı normalde düz gelirse arkadaşlar zaten ne diyor? Manipüle etme veya manipüle etme veya edilme. Zorla yapılan veya dayatılan işler, daralma veya sıkıntıya düşme. Yani bir de bu ters gelince ne oluyor? Çarpı 2. Yani bakın her şey çarpı 2 geliyor arkadaşlar. Yani burada şu mesaj da geliyor. Bu süreçleri uzun süredir takip ettiğim için de biliyorum arkadaşlar. Çok yakınen, harfiyen bu enerjileri şu an sistemde eriler, dişiler neler yaşıyor, sevdiklerinizle neden kavuşamıyorsunuz. Tabii ki bunun dışında sıkıntı yaşayıp ama güzel olan enerjiler, sevdiğine, eşine, kocasına kavuşmak isteyenler bunun tamamen dışında. Bakın bizim buradaki şu an kartlara, sistemle aracılığıyla yansıyan, sistem izin dahilinde o enerjiyle çektiğimiz, sistemin bize verdiği kartları sadece okumasını size yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bizi bağlayan bir şey değil. Sadece size bir ufak rehber, ışık olmak için kartların gelen anlamlarını neyse en doğru şekilde yorumlamaktır amacımız. Dolayısıyla burada fareler çift geldiği gibi baskı da çift geldi. Yani Atendeva o kadar çarpı iki baskı uyguluyor ki sevdiğiniz kişiye, bunaltmış vaziyette, artık o kadar can sıkıcı, daraltılmış olaylar yaşanıyor, yaşatılıyor ki yani artık sizin aklınızdaki eriliniz dayanamıyor buna. O denli bir ciddi anlamda bir daralma yaşatılıyor, sıkıntı yaşatılıyor. Ve kapı Munzur ve kız çocuğuyla, dedim ki kapıyla ne demek istiyorsun dediğimde, dedi ki aklınızdaki eril bakın bu halde arkadaşlar, fareler geldi, Atendeva ve bataklığın ruhunu yaşıyor. Baskı ve manipülasyonun double uygulandığı söylüyor. Kafesle neyi anlatıyor? Bakın, kapana kısılma, zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı, kendini kapatma. Şimdi burada başka bir senaryo daha var ki, hani burada evet Atendeva bunu yapan bir dişil enerjidir. Evet yapıyordur. Double yapıyordur. Yani ne kadar söylense azdır arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. Fakat buradaki kapıyla sen tam olarak ne anlatmak istiyorsun dediğimde çektiğim kartta da diyor ki aslında aklınızdaki eril kendi kendini kapana kısılmış olarak hissediyor arkadaşlar. Biraz da zihin çalıştırdığı için orada kendi düşüncelerinde kendisi kendi hapsi kendine yaşatıyor. Yani kısaca bakış açısı dar, yani biraz daha kendine o kadar çok kapatmış ki, tabii bu kadar ciddi manipülasyon uygulanırsa, bu kadar çalma çırpmalar, tırtıklamaların olduğu bir yerde, bu kadar baskının olduğu bir yerde, bu kadar bataklığın ruhunun yaşatıldığı yerde, hani bu erilin de bakar mısınız ben ne kadar üzüldüm, yani şu halde bir diri bir kemik kalmış vaziyette, yani bu kadar kötü bir ruh hali içinde, zihni de artık o kadar karma karışık bitik, ruhu da bedeni de öyle, belki bedene hakikaten yansımıştır fiziksel olarak da, aşırı üzüntü
bu baskı, bu manipülasyonlar. Çok hassas, narin kişi ise, böyle bir enerjiye sahipse aklınızdaki eriliniz, sevgili dişilileri, gerçekten fiziğine yansımıştır. Yani kişinin kol ve bacaklarında, omuzlarında, omurgalarında ağrılar da olabilir. Yani onu da söyleyeyim, hani şişmeler olabilir, ağrılar olabilir. Yani ilaç kullanacak düzeyde olabilir. Onu da bu arada söyleyeyim. Şimdi kız çocuğuyla ne demek istiyorsun bize dediğimde, buradaki yanına gelen kart düşünmek kartı düştü arkadaşlar. Düşünmek de şunu söyler: bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak der. Burada şu, burada aklınızdaki elinizin aslında buradaki kız çocuğuyla, hem kız çocuğu gelebildiği için bazı kız enerjileri için, beni dinleyen dişilerim için, hem sevdiğiniz kişinin hayatında kendi kız çocuğu olabilir, hem sizin olabilir. İkinci bir versiyonda sizi düşünüyor. Saf bir sevgiyle onu ne kadar sevdiğinizi, daha sonra sizi terk ettikten sonra bu süreçlere artık ne kadar süredir maruz kalıyor derseniz, hani ben size en az 1-2 yılı veririm bu arada, burada hani 6 ay 8 aydan aşağı olamaz zaten bu durum. Burada İsfahan diyor ki daha önce bunu yaşadın diyor, yani bu yeni bir şey değil, demek ki tecrübe edilmiş, zaten geçirilen bir zaman var, yaşanılmışlık var, yani yeni dünden bugün olan bir şey değil. Dolayısıyla da diyor ki, sizin eriniz diyor ki, seni düşünüyorum, titiz de davranıyorum, hem bu tarafı hem senin de bir taraftan, bunca yaşadıklarımın içinde yine de senin saf sevgini, aşkını anladım, düşünüyorum diyor. Peki Eril, sen devam et bize, bir ne yaşıyorsun? Bize nedir bu başındaki olay, nedir, sen hani nasıl bu kadar bataklığın ruhunu halen yaşıyorsun? Bu süreç çok uzun zamandır da devam ediyor. Neden hani direkt verdi. Ne kadar yaşayacaksın dediğimde belirsiz dedi arkadaşlar. Eriliniz diyor ki hani bu durumun ne kadar süreceği belirsiz diyor. Neden peki belirsiz? Hani neden belirsiz? Zaman lazımmış. Peki bu zaman neden bu kadar belirsiz ve zamana ihtiyaç duyulan süreç nedir tam olarak? Eğer siz aklınızda bir soru sorduysanız arkadaşlar, o cevap kiminiz için henüz belirsiz, kiminiz için daha zaman var, kiminiz için de hayır diyor. Buraya göre de yorumlarsam ben, belirsiz, zaman ve hayırla neyi diyor? Diyor ki İsfahan Muzur'un altına gelen belirsiz kartıyla, kendini kafeste zihinsel olarak da kendini kapatmış, ruhsal çöküntü yaşayan bir aklınızdaki eriliniz var sevgili dişillerim. Ve burada İsfahan'ın altındaki sıraya geldiği için burada size saf sevgi ve aşkınıza inancı tam, artık tereddüt etmiyor. Ona gelmiş arkadaşlar ve burada diyor ki ben sana geleceğim. Ben sana geleceğim ama ben bu olaylarla uğraşıyorum. İşte size eğer ne kadar uğraşacak, ne zaman gelecek dediyseniz, tarotta zaman sorulmaz bu arada biliyorsunuz, ama işte diyor ki ben bunu ne kadar sürede halledeceğimi ben bile bilemiyorum ki sana nasıl şu zamanda gelirim diyeyim diyor. Yani süreç belirsiz. Ne kadar süreceği zaman olarak belirsiz. Eğer sen şimdi bir adım atmamı bekliyorsan ona da hayır diyorum diyor. Çünkü kendi ona hazır değil ki arkadaşlar. Zaten bu durumda eril size gelmesin Allah aşkına, bakın. Yani eril ne hale gelmiş. Şimdi bakın, bu sadece bu kartta yansıyan değildir arkadaşlar. Biz ilahi sistemden bu rehberliği tayin ediyoruz ve sistem aracılığıyla bu kartları, her ne kadar bizim elimiz parmaklarımız seçse de, bunları seçtiren sistemdir. Sizin bu rehberliği almanız isteniyordur şu an, sevdiğiniz eriliniz için. Dolayısıyla eri şu an için gerçekten zorlu, çok ama çok zorlu bir süreçte arkadaşlar. Burada bitirmek zorundayım. Çünkü daha bunun üzerine söyleyecek bir şey yok ama yine de içim çok acıdı, hem size hem erile. Beni dinleyen dişillerim için bakayım, melek kartlarımızdan bir alalım. Meleklerimiz bize son bir mesaj versin Rabbimizin izniyle. Yani nedir bu kadar belirsiz, bu kadar zaman, hayır, erilin kendini bu kadar kafeste hissetmesi, enerji çalışması arkadaşlar. Şimdi meleklerimiz diyor ki, bakın arkadaşlar, size olduğu gibi öncelikle okuyayım. Yaşam elektriklendirici olabilir çünkü özü enerjidir. Bedenin sevgi dolu davranışları olumlu yanıt verecek. Fevkalade bir enerji alanıdır. Erillerin, özür dilerim,
Ellerin ve yüreğin sevdiklerine ve davranışlarına şifa enerjisi vermek üzere harekete geçer diyor. Şimdi enerji çalışması nedir? Burada ne demek istiyor bize? Meleklerimiz diyor ki yaşam her an için bir yaşam, şöyle ellerimizin bir elinesi vardır, iki elinesi vardır der ya atalarımız arkadaşlar. Şimdi bir elimde hiçbir şey, şu an böyle çok bir şey hissedemem değil mi? Şimdi şöyle yapalım, size bir enerji çalışması göstereyim. Kendi enerjinizi aktive edin. Özellikle moraliniz çöktüğü anda, bir anlık böyle bir enerjinizin düşeceği anda şunu yapın. Ellerinizi birbirine sürün. Ya Allah, ya Şafi, ya Allah, ya Şafi deyin ve şu ellerinizin arasında bakın. Böyle sanki ellerinizi kapatmak üzere bir baskı uygulanıyor ama siz de aslında onu böyle aralamak üzere bir kapıyı açmaya, aralamaya çalışıyorsunuz ama zorlanıyorsunuz gibi yapın bakın böyle. Tıpkı ağır çekimdeki gibi bakın. Ben şu an inanılmaz yoğun bir enerji hissediyorum. Bu şifa enerjisinde şu an bütün aklınızdaki eliniz için ve sizler için çalıştırıyorum arkadaşlar. Burada bir enerji çalıştırması yapmamız gerekiyor. Siz de iki elinizi birbirine sürterek yine bedensel yaşam enerjinizi aktive edin arkadaşlar. Harekete geçirin. Ya Allah, ya Şafi, ya Allah, ya Şafi. Dilediğiniz kadar söyleyin arkadaşlar. Sınır yok. Dilediğiniz kadar söyleyin. Kendinizi ve elinizi şifalandırın. Sevgili kolektifte ki beni şu an dinleyen dişilerim için baktığım aklınızda ve kalbinizdeki sevdiğiniz ve beklediğiniz eliniz ne yaşıyor an enerjisinde Katina destesiyle baktığım bu açılımda şu anda şifalandırarak noktalıyorum burada. Dilerim ki tez vakitte eliniz bu son hatayı yapmadan artık bir kurtulma şansı varken halen kendini o zihin kafesinden kurtarıp son hamlesiyle şu an onu bu kadar mutsuz eden, bu kadar kafeste hissettiren bir bataklığın dibine giderek çöken bütün varlıklarını elinden haksızca çalınıp çırpılmaya çalışılan yüksek oranda manipülasyon ve baskı uygulatılan neredeyse bir deri bir kemik kalmış gibi ve sağlığına etki etmiş düzeydeki bu erilimiz için şu an Yaradanımızdan ilahi bilgelerimizden, meleklerimizden anın enerjisiyle şifalandırma yapıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla şu an anda bu şifalandırmaya ben devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımı, videomu dinledikten sonra videomu beğenmeyi, güzel yorumlarınızı ve yapıcı eleştirileriniz varsa onları da hay hay seve seve gönlüm kalbim açıktır. Başımla birlikte alır kabul ederim. Ve yorumlarınız da çok önemli. Beğeni yaparak kanalıma da abone olur. Karşılıklı alma verme dengesinde beni de desteklerseniz mutlu olurum. Yapmazsanız da canınız sağ olsun diyorum. İyi akşamlar.